Edirne'nin meşhur Arpaç kuru fasulyesinde hasat başladı. Geçen sene kilogramı 25 liradan alıcı bulan Arpaç fasulyesinin bu yıl 50 liraya satılması bekleniyor. Üreticiler verimin bu yıl iyi olduğunu kaydederken hasatın tamamlanmasıyla kuru fasulye satış fiyatının belirleneceğini ifade etti. 100 kilogram daha fazla CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde fasulye üreticisiyle bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, üreticilerle birlikte hasat yaptı. Eskiden yoksulun yemeğiydi kuru fasulye. Şimdi zengin aileler dahi bulaşamıyor. Niye ithalat yapıyoruz? Dekara verimliliği çok yüksek. İş gücünü çok iyi kullanıyor. Politikayı geliştiremiyoruz. Arjantin'den, Kazakistan'dan, Çin'den her yerden ithalat yapıyoruz. Biz de diyoruz ki biz kendi fasulyemizi kendimiz üretelim. O nedenle çiftçimize ne kadar destek versek azdır. Fasulyeyi bu yıl 7 dönüm ektik. Yani her yıl 7 veya 10 dönüm ektiğimiz oluyor. Ama bu yıl ekim biraz ağırlaştı. Verimler güzel fakat satışlar kısıtlı oluyor. Arpaçköy'de yetiştirdiğimiz yaklaşık 40 yıllık bir fasulye çeşidi bu. Bu yıl 50-60 arası bir fiyat düşünüyoruz. Yani köyde şu an bütün arkadaşlarımız çıkarmaya başladı. 50 ile 60 arasında bir rakam düşünüyoruz. Daha ortalama bir rakam koymadık ama uygun bir rakam olacaktır birkaç gün içinde. Geçen yıl 25 liradan sattık. Ama maliyeti yüksek bir ürün fasulye. Çünkü tek suda kalmıyor. 3-4 günde bir yılda 17-18 kez sulandığı var. Alt üst gübresi var. Söküm işçiliği var. Makine saat başı çıkarıyor. Yövmeci 200 lira günlük yövmeyle çalışıyor. Sonra evde kadınlara yükler. El emeği tamamen. Ondan sonra kurutmaya geçiriz. Kuruduktan sonra satışa çıkarıyoruz halka. Başka türlü olmuyor yani. Bunlar hepsi bir maliyet. Piyasa işte arkadaşlarımızın dediği gibi 50 lira civarında tahmin ediyoruz. Geçen seneye bakarak 25 liraydı ama bu sene maliyetler çok yükseldi. İlaç çok yüksek oldu efendim. Mazot düşse tabii biraz maliyetler de düşer. Masrafımız da düşer yani. Mazot çok pahalı. İşin içinden çıkılacak gibi değil efendim.